Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarına yazılım DFT ile nasıl atılır bunu sizlere göstereceğim. Şimdi ben bootloader kilidi kapalıydı. Bunun için yetkili hesapla telefonumuza ENG attık. ENG nedir? Saf Android'dir. ENG'mizi attık. Şimdi az çok bu işlere uğraşıyorsanız belki biliyorsunuzdur. ENG'mizi attık. İşlemlerimizi yaptık. Global sürüm yükleyeceğiz. Yani yazılım, global yazılım yükleyeceğiz biz. Normal yazılımını. Şu anda şöyle sizlere göstereyim. Şu anda bunun içinde arkadaşlar NG var. Yani burada numara sorgulayabilirsiniz. Gelenleri belki cevaplarsınız. Bilmiyorum. Hiç öyle denemedim. Böyle bir yazılımımız var. NG'mizi attık. Şimdi biz burada globale döneceğiz. DFT Pro ile. Bunun için telefonumuzu Facebook moduna almamız gerekiyor. Ama öncesinde şunları söyleyeyim sizlere. Telefonumuzun bootloader kilidi açık olması gerekiyor. Eğer kapalıysa, sürümü düşükse eğer geçici şuradan şöyle söyleyeyim sizlere. Açıyoruz DFT Pro'yu. Burada alt tarafta Mi Asistan var. Buradan modelimizi seçiyoruz. Telefonumuzun ankar sürümü neyse onu seçiyoruz. Buradan da unlock bootloader seçiyorsunuz ve start diyorsunuz. Geçici bootloader açıyor burada. Eğer sürümü düşükse. Şimdi benim elimde Mi 11 Lite var. 4G Jawbird ana şeyimiz. Anakartımız Jawbird. Şimdi biz bunu Fast moduna alacağız. Ardından da yazılım yükleyeceğiz. Yazılımı indirmiş olmanız gerekiyor. Ve RAR arşivinden çıkarmamız gerekiyor. Buradan reboot Facebook diyorum. Çünkü ben şu anda NG olduğu için geçici bootloader açmama gerek yok. İçinde NG modem var. Saf mod. Bu yüzden açmama gerek yok arkadaşlar. Her türlü yazılımı yükleyebilirsiniz. Tabii ki kendi yazılımını yüklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Facebook diyorum. Reboot to Facebook. Telefonumuz Facebook'un da açılacaktır. Açıldı. Şuradan da scan'a veriyoruz ve bakın gördüğünüz gibi Facebook'unda görüyor. Ardından şuradan bakın Xiaomi bölümü seçili. Şuradan Facebook'una giriyorsunuz. Özür diliyorum. Facebook'una tıklıyorsunuz. Ardından Facebook Flash diyorsunuz. Ve şuraya tıklıyorsunuz. Şuraya tıkladık. Buradan da değerli dostlar nereye indirmişseniz yazılımınızı onu seçmeniz gerekiyor. Bu NG ROM'u. Bu da nedir? Global yazılımı 12.5. Şu fazla hata verebilir. Jawbird diyeyim şuna. Şuna da global diyelim. Dedik. Şunu klasörü seç diyorum. Bakın buralar hep değişti. Şimdi biz buna sağ tıklayıp şurada select al diyorum. Ardından burada arkadaşlar modemi yüklemiyoruz. Modemi burada yüklemiyoruz. Modemi bulmam lazım. Nerede modem? Evet, modemi ben yüklemiyorum. Ama siz normal yazılım eğer silinen e-mailleri tekrar yazmışsanız eğer globale dönerken modem işaretini kaldırmanız gerekiyor. Ama Android NG atıp da normal yazılım yüklemek istiyorsanız eğer modemi seçiyorsunuz arkadaşlar. XX işlemi yapmadıysanız eğer. Ne demek istediğimi bu işlerle uğraşanlar bilir. Biz telefonumuzun plakaları silindiği için tekrar düzenledik. Orijinal e-maillerini yazdık. Şebekemizi aldığımızdan dolayı modem dosyasını ben yüklemiyorum. Telefonumuz Facebook modunda ve flash'a basıyorum arkadaşlar. İşlemimiz başladı. Yaklaşık 4-5 dakika 5-6 dakika sürebiliyor. En uzun süper dosyası sürüyor arkadaşlar. Burada ben videoyu biraz keseceğim. Bilginiz olsun.
Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum değerli dostlar. Evet, az kaldı. Evet, yazalım bitti. Telefonumuzun açılmasını bekliyorum.
Yazılım atmak bu kadar arkadaşlar. Telefonumuz açılıyor yavaş yavaş. Telefonumun kurulumunu yapacağız. Anlatacaklarım bu kadar. Xiaomi'de, Qualcomm'da yazılım atmak bu kadar arkadaşlar. Bootloader kilidiniz açıksa Facebook moduna alıyorsunuz. Ardından Facebook Flash moduna geliyorsunuz. Şuradan yazılımı seçiyorsunuz. Klasörünüzün içinden yazılımı seçiyorsunuz. Burası boş gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir geri geleceksiniz ya da imgesinin içine girersiniz. Fark etmez. Ama şuradan şurayı seçiyorsunuz. Zaten içine girenin hepsini gösteriyor. Ardından da Flash diyorsunuz. Yani USB telefonunuza USB kablosunu takılı şekilde Facebook modunda Flash diyorsunuz. Ve yüklemesini bekliyorsunuz. Hata verirse, hata yazılımdan da olabilir, telefondan da olabilir. Bootloader kilidiniz kapalıysa ondan dolayı da hata verebilir. Yanlış yazılımda da telefonunuz çöker. Bunları sizlere söyleyelim. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.